Herkese merhaba. Python derslerimize devam ediyoruz. Konularımız biraz daha ağırlaşacak arkadaşlar. Dikkatinizi vermenizi rica ediyorum. Bu dersimizde birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biri olan if elif ve elsif yapılarını işleyeceğiz. Öncelikle buradaki projemizi bir silelim. Sağ tıkladım. Delete demem yeterli olur. Bakın burada kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Jüpiter'de 5. derste kalmıştık. Burada yine 6. ders olarak if elif ve else olarak yazdım. Nokta p'ye yazmayı unutmayalım. Proje isimlerinin sonuna. Projeyi nasıl oluşturuyorduk? Buradaki Python derslerine geldim. Yeni Python dosyası seçip burada ismini verdikten sonra .py demem yeterli olur. Proje isimlerimizi verirken Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterelim. Şimdi bu if elif else if yapıları ne işe yarıyor? Bunlara bir bakalım. Burada Türkçe karşılıklarını yazdım arkadaşlar. Biz bunları zaten günlük hayatımızda da sıklıkla kullanıyoruz. If eğer demek buradaki elif hissesi şart derslerinden de hatırlayacaksınız arkadaşlar. Else if anlamında yani yok eğer anlamında bunu kullanıyoruz. Python'daki yazılımı elif şeklinde. Else geldiğimizde de else değilse yani yukarıdakilerin hiçbiri değilse biz bu konuları zaten biliyoruz ama yine üzerinden geçmekte fayda var. Şimdi ilk olarak buraya yaş isminde bir tane değişken tanımlayalım. Kullanıcıdan bir veri alalım. Veri almayı nasıl sağlıyorduk? Input'ta sağlıyorduk. Kullanıcıdan ne verisi isteyeceğimizi buraya yazalım kullanıcının ekrana gireceği veriyi biz if yapılarıyla kontrol edeceğiz. Örneğin bir uygulama yapıyorsunuz. 18 yaşından büyükler kullanabilir, küçükler kullanamaz şeklinde bir yapı oluşturacağız. Bu uygulamayı yaparken bir yerde de bir hata yapacağım arkadaşlar. Bu hatayı aslında bakınca anlamanız gerekiyor. Çünkü ilk yaptığımız derslerde bu hatayı anlatmıştım. Şimdi bakalım bunu fark edebilecek misiniz? If dedikten sonra parantezi açıp kapatabilirsiniz fakat zorunlu değil arkadaşlar. Okunabilirliğin artması için ben şu anda kullanıyorum. Yaş büyükse 18'e burada if koşulumuzun bittiğini noktalı virgülle belirtiyoruz. Enter'a bastığım zaman bakın burada bir girinti oluştu. Bu if'in içerisine girdiğimizi söylüyor. Yaş 18'den büyükse ne yapsın? Bakın print zaten burada geliyor. Bir yazı yazdıralım ekrana. Örneğin girebilirsiniz yazsın. Peki yaş 18'den küçükse ya da 18'e küçük eşitse değil mi? 18 olabilir. O zaman tekrar enter'a bastım. Else dedim yani değilse kısmına girdim iki noktaya bastığım zaman bakın buradaki if'in hizasına geldi. Burada tekrar bir koşul belirtmeme gerek yok. Sadece ne yapmasını gerektiğini söyleyeceğim. Burada da print giremezsiniz. Yani ekranda 18'den büyükse girebilirsiniz yazacak. 18'den küçükse de giremezsiniz yazacak. Hatta küçük eşitse diyebiliriz. Şimdi programımızı bir çalıştıralım. Bakın buradaki input devreye girdi. Şimdi bizden yaş istiyor. Yaşımı örneğin ben 25 olarak giriyorum. Bakın bize bir hata verdi arkadaşlar. Eğer bu hatayı fark edebildiyseniz tebrik ederim. Bakın konuşurken bile ben yine eğer'i Türkçe olarak kullanıyorum. Buradaki hata şu arkadaşlar. Ne demiştik? Input'dan gelen veriler string tipinde geliyor. Şimdi ben buraya geldim. Önce bir kes diyelim. Tekrar print dedim. Type dedim, parantezimi açtım. Yaşın tipine bir bakalım. Şimdi bizden tekrar bir yaş istiyor. Yaşıma 25 dedim. Bakın string sınıfından bir ifade olduğunu söylüyor. Bizim bunu integer'a çevirmemiz lazım. Integer'a çevirebilmek için biz bunu yapıyorduk, değil mi arkadaşlar? Geldik. Input'u integer'ın içerisine aldık. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. 25'e girdim. Bakın artık integer sınıfından oldu. Integer'a çevirmenin ikinci bir yolu daha var. Şimdi onu göstereyim. Buradan gelen veri string olarak geliyor. Alta indim. Tekrar yaş eşittir integer dedim. Bunun içerisine tekrar yaşı atarsam aslında yukarıda yaptığım işlemin aynısını yapmış olurum. Tekrar bir çalıştırıp bunu görelim. Bakın yine aynı sonuç geldi. Kısa yol varken neden uzun yolu kullanalım genelde? Bu bu şekilde kullanılır tamamdır alttakini artık silebiliriz ve ctrl e v yaptım if yapılarını tekrar aldım şimdi burayı integer'a e çevirdiğimiz için bize hata vermeyecek Tekrar programı çalıştırıyorum. Yaşı 25 olarak girdim. Girebilirsiniz dedi. Tabi buradaki type'ı da bir kaldıralım. Çalışma mantığı yukarıdan aşağı doğru geliyor arkadaşlar. İlk olarak burası devreye giriyor. Tamam burada kullanıcıdan yaş alıyoruz. Daha sonra if koşulu devreye girdi. Yaş 18'den büyük mü? Bu koşul sağlanıyor mu? Yani arka planda aslında bilgisayar burayı boolean olarak okuyor. Boolean'lar neydi arkadaşlar? True ve false olarak geliyordu. Kullanıcının girdiği yaş 18'den büyükse o zaman buradaki blok true oluyor, doğru oluyor. Burası devreye giriyor. Burasıyla hiçbir işi yok. 18'den küçükse ya da 18'e eşitse o zaman burası false oluyor. Doğal olarak burası devreye giriyor. Şimdi hemen o örneği de yapalım yaşınızı giriniz. Yaşımızı 18 olarak girelim. Eşit olsun. Bakın giremezsiniz dedim. Tekrar çalıştırıyorum. Yaşımız örneğin 18'den küçük olsun. 17 verdik. Yine giremezsiniz yazısını gördük. Evet, şimdi bu kurduğumuz yapının çalıştığını görüyoruz. Peki eliflerle biz bu yapıyı nasıl geliştirebiliriz ona bakalım. Şimdi her koşula uygun bir ifade verelim. Örneğin burası yaşın 18'e eşit olduğu durumlar olsun. Yaş 18'e eşitse diyoruz burada. Bir sorgulama yapıyoruz. Tek eşittir yaptığımız zaman bu bir atama oluyordu. Tamam. Peki yaş 18'e eşit eşitse burada sistem ne yapsın? Örneğin kimliğinizi gösterin yazsın. Tamamdır. Peki şimdi yaşın 18'den büyük olduğu durumları kontrol edelim. Ee, yaş 18'e eşitse burası devreye girsin. O zaman şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Yok eğer diyeceğiz. Bunu da elif kullanarak yapıyoruz. Yok eğer dedikten sonra yine yukarıdaki gibi parantez içerisinde de yazabiliriz. Normalde yazabiliriz fark etmez. Şurayı bir hizalayalım. Eğer yaş büyükse 18'e bakın burada büyük eşittir kullanamayız. Çünkü eşittir koşulu burada da var burada da var. O zaman karışıklık oluşacaktır. Bizim bunu sadece büyüktür olarak kullanmamız gerekiyor. Yaş 18'den büyükse o zaman tekrar indim altı bakın yine noktalı virgülü koyduğum için Burada ne oldu? Elif bloğunun içerisine girdik. Yine aynı şekilde print'i yazdım. Tırnaklarımı açtım. Girebilirsiniz yazsın bu sefer. Peki yaş 18'den küçükse ne yapacak? Bu arada ben bu kodları kopyalıyorum. Siz biliyorsunuz kopyalama yasak. Elinizde bunları yazacaksınız arkadaşlar. Yaş 18'den küçükse bu sefer giremezsiniz yazsın. Ben bir şeyi daha kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Belki hatalı bir girdi olabilir. Yaşın sıfırdan küçük olduğu durumları ya da sıfıra küçük eşit olduğu durumları kontrol edeceğim. Yaş küçük eşitse sıfıra diyorum fakat burada bir incelik var yaşın sıfıra küçük eşit olduğu durumla 18'den küçük olduğu durum aynı olabilir. Çakışma olabilir. Şimdi örneğin yaşımıza biz 5 girersek sadece buradaki blok devreye girecek. Çünkü yaş sıfırdan küçük eşit değil. Bu aralıkta. Fakat yaşa ben örneğin eksi 5 girersem hem sıfıra küçük eşit olacak hem de yaşım 18'den küçük olacak. Doğal olarak iki koşulu da karşılamış oluyorum. O zaman bir sınır vermem gerekiyor. Daha doğrusu aralık belirtmem gerekiyor. Şimdi biz burada yaş 18'den küçükse dedik. Buraya da diyelim ki V, V operatörünü hatırlıyoruz. Aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Yaş büyükse sıfırdan arkadaşlar. Burada küçük eşittir kullandık. E, sıfıra eşit olduğu durumlarda da burası devreye giriyor. Buraya da doğal olarak büyük eşittir kullanamayız. Çünkü ikisi birlikte çakışacaktır. O zaman biz burada sadece büyüktür sıfır kullanırız. Bu sayede çakışmaların da önüne geçmiş oluruz. Buraya da artık bir şey yapmamıza gerek yok. Yaş küçük eşitse sıfıra. O zaman ne desin print dedik. Tekrar tırnaklarımızı açtık. Sıfırdan büyük bir rakam giriniz diyelim. Şu alttaki printi siliyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu yapıyı düşündüğümüzde if ve eliflerle biz birçok durumu kontrol ettik fakat else düşünmedik. Şu anda else hangi koşulu sağlıyor buna bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle burada else durumunda ne olacağını yazalım. Hatalı giriş yaptınız desin örneğin burada. Peki else'de ne olabilir? Kullanıcı yanlış veri girmiş olabilir. Örneğin sayı yerine harfe basmış olabilir diye düşünebilirsiniz fakat yanılıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki yaş değişkenimiz bizim integer. Eğer ki kullanıcı klavyeden bir harfe basarsa aslında kullanıcıya burada bir hata fırlatılacak. Bu söylediğimi anlamamış olabilirsiniz. Uygulamayı yapalım anlayacağız. İlk olarak yaşın 18'e eşit olduğu durumu bir kontrol edelim. Bakın buradaki blok çalıştı. Tamam. Tekrar çalıştırıyorum. Yaş 18'e büyükse. 19 dedim. Tamam. Buradaki koşulla devreye girdi. Şimdi yaşın 18'den küçük 0'dan büyük olduğu bir koşul verelim. Örneğin buraya 6 dedim. Giremezsiniz dedi. Tamam. Burası da çalıştı. Yaşın 0'a küçük eşit e olduğu bir durum giriyorum. 0 dedim. 0'dan büyük bir rakam girin dedi. Tekrar çalıştırdım. Eksi 5 dedim sıfırdan büyük bir rakam girin dedi. Tamam buradaki bloğumda çalıştı. Peki else durumuna bakalım. Else nerede devreye giriyor? Örneğin harfe bastım. Bakın burada bize bir value error verdi. Hata fırlattı. Aslında biz bu dersleri henüz görmediğimiz için şu anda bir fikrimiz olmaz. Buradaki hata arka plandaki yazılımcıyı ilgilendirir arkadaşlar. Kullanıcının bu hatayla herhangi bir iş yok. Zaten kullanıcı ekranda böyle bir şey görürse hiçbir şey anlamaz. Böyle durumlarda işte hata yakalama dersleri giriyor. Arka planda yazılımcı bunu görüyor fakat kullanıcı ekranda basit bir mesaj çıkıyor. Şunu da bir düzeltelim. Yanlış yapmışız. Hatalı olarak düzelttim. Şimdi biz bir şeyi kontrol etmedik burada arkadaşlar. Neyi kontrol etmedik? Şimdi buna bakalım. Yaş 18'den büyükse tamam. Yaş 18'den büyük olsun da kullanıcı burada saçma sapan bir rakamla girebilir. Şimdi böyle bir yaş olmayacak ama hala girebilirsiniz diyor, değil mi? Bizim burada yaptığımız gibi yukarıya da bir sınır ya da bir aralık belirtmemiz gerekiyor. O zaman aynı yöntemle buraya geldim. Yaş küçükse yüzden diyeyim. Yani hem yaşımız 18'den büyük olacak hem de yaşımız yüzden küçük olacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımız zaman girebilirsiniz sadece burada devreye girer. Hatalı giriş yaptığınızda o zaman doğal olarak burada yüzün üstünde bir rakam verdiğimizde girer. Uygulamaya bakalım programı çalıştırdık. 18 ile 100 arasında bir yaş veriyorum. 50 dedim girebilirsiniz dedi. Tamam. Şimdi küçüktür yüzden dedik. Ben buraya 100 dersem ne olur arkadaşlar? Küçük eşittir yüz demediğim için buradaki bütün blokları atlayacak ve else komutu devreye girecek. 100 dediğimde bakın hatalı giriş yaptınız diye bir uyarı aldık. If yapıları bu kadar arkadaşlar. Bu yapılar çok kullanışlı yapılardır. Çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu örneği benimle birlikte yaptıktan sonra birkaç tane buna benzer örnekte siz yapıp pekiştirirseniz daha iyi olur.